Hepinize merhaba arkadaşlar, FIFA 20 oyuncu kariyerinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün oyuncu kariyerine başlıyoruz. Nerede başlayacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Şu an bu ekrandayım. 19 oynadığın için teşekkürler diyor. Tekrar hoş geldin diyor. Teşekkürler. Şimdi 5 nitelik artışına ihtiyacım yok. Oyuncuyu sıfırdan yaratacağız. Gerçek oyuncu seçmeyeceğiz. Promuzu oluşturacağız. Şimdi burada zenci abiler var, şeyler var. Tabii biz burada şunu seçelim. Tabii burada bundan sonra da yine değiştirebiliyor olmamız lazım oyuncuyu. Bakalım. Hemen şu bilgileri ben bir gireyim geleyim. Evet, bunları doldurduk. Şöyle atletik şeylerini yapalım. Oo bak, bunu beğendim. Bu sene böyle bir şey varmış. Güzel. Bunu beğendim. Hemen bir dakika, o atletik şeyine gelelim. Mesela boyumuzu arttırdıkça hızlanmamız azalıyor. Azalttıkça da şey oluyor. Şimdi ben gerçek hayattaki boyumu ve kilomu yapacağım. 1.74'üm. 1.75 diyelim. O kadar da kilom az değil. Şöyle kilomu... Kilom normalde 50 küsür 58 ama şöyle bir 60 yapalım. At, tamam bak, dayanıklılık sadece gücümüz biraz düşük, onu da arttırabiliyoruz herhalde. Reaksiyon, zıplama güzel, tamam. Şurada da bir şey var, ona da bir bakalım. Vücut, oyun mekaniği, evet buraya geldik esas. Şimdi ne olalım? Önemli olan olaylardan biri o. Ama ben bir orta saha kariyeri istiyorum ya. Gerçekten tam bir teknik olmak istiyorum. O yüzden oyun kurucu olalım. Tam bir oyun kurucu olalım. Tercih ettiğim ayak sağ ayaklıyım. Evet, başka hiçbir şeyim değişik değil. Kafa. Şimdi ben bir yüzümüzü ayarlayalım. Hemen sonra ben bir geleyim size. Yani arkadaşlar, benzetebildiğim kadar benzettim. Dışarıda olsun tabii ki. İçinin sokulmuş ne? Forma kalıbı, ayakkabıları. Şu ayakkabıları deneyelim. Ayakkabılar kırmızı olsun ya, kırmızı şekildir. Yani şöyle iyi. Eldiven istemiyorum. Yok, başka bir şey gerek yok. Tamamdır. Gol sevinci diyor. Ulan gol sevincine keko oturuşu yapmışlar ya. Bu ne arkadaş? Çok komik. Gerçekten inanılmaz komik duruyor. Şunu yapalım, aynen. Tamamdır. Duran top tarzı diyor. Serbest vuruş. Tamam. Bunları da ayarladım. Her şeyi ayarladım arkadaşlar. Bir daha bir kontrol edelim. Ya kendime benzetmeye çalıştım ama tam da benzediği söylenemez. Çünkü burada yüz hatlarını tam ayarlayamıyorsunuz eskisi gibi. Onu çıkarmışlar. Buradaki yüzlerden seçiyorsunuz. O da biraz hoş değil. Evet, bu şekilde. Eğer oyun kurucu olacaksak da 10 numarayı isterim. Başka bir şeye gerek yok. Başlatabiliriz. Şimdi esas soru, hangi takımı seçeceğim? Hangi takımı seçmeliyim ya da seçeceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Bence abi MLS'ten başlayabiliriz. MLS'ten başka bir takıma gidersek güzel olabilir bence. Burada da kötü bir takım seçelim ki çok da şey olmayalım. Bak, Colorado Rapids var. Bunu seçelim. Tamam. Profesyonel zorluk, transfer dönemi etkin. 5 dakika. Şimdilik profesyonel kalsın, sonra değiştiririz. Tamamdır arkadaşlar. Yükleyelim bakalım kariyeri. Bakalım neler olacak. Şu oyuncu yazalım şuraya artık. Evet, şu şeyleri bir yapalım hemen. Antrenman ekleyelim kendimize. Burada tabii ki pasımızı arttıracağız çok fazla. Kötü olmadı bence bu arada. Biraz da benziyor bakalım. Çeviklik, top kontrolü. Top kontrolümüz çok kötü. Driblingimiz de kötü. Bir oyun kurucu için. Sonra başka. Görüş, uzun pas. Bunları da al. Evet, serbest vuruş isabeti de alalım. Savunmadan da şunu alalım. Hepsini simüle edelim bakalım ne verecek. A, C, B, B. Bir tane C var, yanlış fazla söyledim. Tamam, 19 yaşındayız. Colorado yeni kadrosuna kan. Evet, biziz o. Değil mi? Aynen öyle. İyi bakalım ne yapacağız bilmiyorum. Bu ne maçı bu arada? Davetli kupa. Ha, bu maçları geçelim, direkt lige başlayalım biz isterseniz. Davetli kupa maçlarını sevmiyorum biliyorsunuz. Geçelim. Evet, Colorado Rapids'te bakalım ne yapacağız. Maçlarımız geliyor. İbrahimovic'e karşı da oynayacağız bu arada. O da biraz ilginç olabilir. Evet, maça geçiyoruz. Ben niye sol kanatta oynuyorum acaba? Çok ilginç olaylar. Neyse, sağlık olsun. Sol orta sahada oynatıyor beni. Ben merkezi ofansif orta sahayım hoca. Aklında bulunsun da. Evet arkadaşlar, maça geçtik. Bakalım ne yapacağız bu bölümde. İlk maçımızdayız Colorado Rapids'le. İlk maçımızda neler yapabileceğiz? Evet, şimdi pasımı verdim. Vur oğlum, vur.
direğe çarptı. O iyi vurdu aslında da. Yani ilk pasımızda golü attırıyorduk resmen. Oo, penaltı. Penaltı yaptı. Penaltı yaptı bizim adam. İyi halt dedin yani gerçekten. Niye yapıyorsun ki penaltıyı? Al işte. Ne yapacak şimdi penaltıda? MOO'ya çekti beni hoca. Kırmızı görünce adam. Ulan benim zaten... Neyse bir şey demiyorum. Daha ilk günden adama söylenmeyelim. Yapacak bir şey yok burada. Hayda sakatlandık. Sakatlanmayı geçtim. Gol yiyeceğiz benim yüzümden. Ulan sakatlandık. Topu kaybettim. Ayağımı tuttum. Ve gol yedik. Beni çıkaracak mı şimdi hoca? Tamam golü yedik zaten. Kaybediyorduk maçı da. Beni ne yapacak? Hayda. Al işte. Sakatlandık. Ulan daha ilk maçtayız ya. Nasıl sakatlanabiliyoruz? Çok saçma. Neyse ilerlet bakalım. Ne kadar? 3 hafta sakatlanmışım. Quadricep'te çekme olmuş bende. Hiç bilmiyorum. Ne? O ne demek ya? Çok ilginç. O zaman 3 hafta ilerletiyoruz arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Bir maç daha yapalım. Sakatlandık ve inanılmaz sıkıcıydı. Hiç pozisyon olmadı. Düzgün bir maç yapalım. Bakalım şeyde ne yapıyorlar bu arada. Ligde ne yapıyoruz şu an? Kaçıncı sıradayız? 9. sıradayız. Zaten ligde kaç adam var? 12 adam var. Anladım. Ha, Batı konferansı, Doğu konferansı diye 2 tane şey var. İkisinde de mi oynuyoruz? Burada kaçıncı sıradayız? Burayı göremiyorum. MLS'de nasıl işleniyor hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. LA Galaxy burada birinciymiş. Peki. Hiçbir fikrim yok nasıl olduğuyla alakalı. Neyse. Evet. DCB. Şu sağ üstteki şeyleri bir ara kullanacağım. Demişsiniz onu yorumlarda. Onları da bir ara kullanırız. Evet. Maça geldik. Orlando City ile maçımız var. Şu Orlando City maçını bir kazanalım artık. Hoca beni düzgün yerimde oynatır mısın lütfen? Yine sol kanatta oynatıyor. Oğlum ben MOO diye açıyorum bu oyunu. Niye beni sol kanatta oynatıyorsun? Salak mısın sen? Aldım topu şimdi gidiyorum. Verdim pasımı. Geçiyorum. Geçtim. Geçtim hocam. Tam durdurup pası verene kadar offside'ın alası oldu yani. Evet çok güzel aldım topu şimdi. Güzel verdik. Güzel. Çok güzel bindirdik. Çok güzel. Şöyle vurdum işte bu be. Çok güzel bitirdik. Çok güzel bir gol attık. Gerçekten çok iyi bu gol. Gerçekten çok iyi attık. Bak burada bir anda bir hızlanma oldu. Bir anda bir depara kalktık ve sağa çektik. Çok güzel bitirdik. MLS'deki ilk golümüzü attık. 1-0 öndeyiz. Bakalım Colorado City'yi nerede bitireceğiz? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel işte bu be. Yerden yuvarladım. Kalecileri çok kötü bu arada. Orlando City'ye bakmıştım. Lig sonuncusu bu yüzden kolay bir gollü bu. Kalecileri muhtemelen çok kötü. Çünkü simülasyonda gerçekten etkili oluyor. Güzel. İkinci golümüzü de attık MLS'teki. Burada defansın tabii çok büyük bir hatası var. Bu arada profesyonelde oynuyorum. Hani daha inanılmaz da kolay değil. Yarı pro falan da değil hani. Zaten zorluğu ileriki seviyelerde de arttırırız. FIFA'da olduğu gibi yavaş yavaş kolay geldikçe arttırmaya devam ederiz. Şimdi sol kanatta kaçan var. Şimdi şöyle bir hat-trick olur mu? Ah be yine direkt yine direkt indir abi. Kafa gelmedi. Evet çok güzel verdim pasımı. Şimdi Rubio. Rubio verdi bana. Ben bitireceğim mi? Bitiremedim. Ah be hat-trick'e çok yaklaştık ama. Şöyle bir ortaya açtım. Gelmedi kimseye bizden. Evet. Verdik pasımızı. Aha bir daha. Bir daha. Hadi oğlum. Ah be. İşte bu be. İşte bu. Hat-trick yaptık. İlk düzgün maçımızdı diyeyim. Diğer maç gibi değildi çünkü. Kırmızı kart falan gören oldu ama. İlk düzgün maçımızda hat-trick yaptık. Çok iyi oldu bu. Bir de ligin en kötü takımıyla. Burada güzel paslaştık. Orlando'da sonuncu olduğu için. Baya kötü bir performansları var şu aralar. İnanılmaz bir düşüşteler demek ki. Orlando City normalde iyi bir takım çünkü. Ben öyle biliyorum. MLS'de duydum çünkü adına. Aha. Dördüncü gol mü? Dördüncü gol. Oha. Gerçekten oha artık yani. Zorluğu arttırıyorum bir dahaki bölüme. Gerçekten zaten bu bölümün son maçıydı. Hani 4 gol çok fazla ya. Karşı takım çok kötü ama yine de biz bir zorluğu arttıralım. Çünkü ilk maçta 4 gol atmak normal bir şey değil. Profesyonel demek ki artık yetmiyor bize.
Tamam. Maç bitiyor zaten yavaştan. Bitti mi? Bitir artık hoca maçı. 4 tane gol attık. Daha ne yapalım yani? Evet. Maçı bitiriyor hakem ve burada ilk maçımızda, ilk düzgün maçımızda 4-0'lık bir skorla ayrılıyoruz. 9.2 maçın adamı seçilmişiz. Tabii ki 4 gol atınca öyle oluyor. Gol pası, bir tane gol pası. Başarısız 5-5 pasımız var. Başarılı 22 pasımız var. Evet, güzel. Şimdi ilerleyelim bakalım. Basın toplantısı falan oluyor mu acaba bunda da kariyerdeki gibi? Bilmiyorum. Bir ona bakalım. 4 gol atan Erdem Sanda savunmasını parçaladı. Aynen öyle. Biraz parçaladım gibi oldu. Neyse arkadaşlar, burada bayağı maçlar var. Burada güzel bir performans sergiledik ilk maçta. Şeye bakalım bir, oyuncu performanslarına, oyuncu istatistiklerine bakalım. Burada neredeyiz? 4 gol Erdem, aynen. 2 maçta 4 gol atarak gözüküyoruz. Burada İbrahimovic 5 maçta 2 gol atmış. Coelho da 5 maçta 2 gol atmış. LA Galaxy'den onlar var. Başka birileri yok. MLS'teki sistemi tam anlayamadım. Bilen varsa yazabilir yoruma. Seri hakkındaki yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Şurada zorluğu arttırayım sizlerle birlikte. Şurada profesyonelden dünya klasını aldım. Evet. Burada bölümü bitirelim arkadaşlar yavaştan. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölüm daha da uzun olur. Şey olur, zaten bugün bir giriş yaptık. Orlando City'de. Orlando City ne ya? Colorado Rapids'te bölümümüzü çektik. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.